Efendim günaydın, bakış programına hoş geldiniz. Ben Noyan Doğan. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk bölümde dünden devam ediyoruz. Çünkü sizlerden gelen taşeron işçilerin kadroya girmesi konusundaki çok yoğun sorular üzerine Doktor Resul Kurt'u, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda bakış programında sosyal güvenlik danışmanı Resul Hoca'yı tekrardan stüdyomuza aldık. Dünden sorularınız var, bugünden de sorularınız varsa hepsini cevaplandırmaya çalışacağız. Arada eğer fırsat bulursak taşeron düzenlemesinden yine 1 Ocak itibariyle başlayan arabuluculuk sistemi, ki o da çok önemli bir uygulama ve düzenlemedir, onu da konuşacağız. İkinci bölümde ise Emeklilik Gözetim Merkezi EGM Başkanı Cemal Kişmir, aynı zamanda BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Sayın Cemal Kişmir bizlerle birlikte olacak. Yine 1 Ocak itibariyle de bireysel emeklilik sisteminde yeni uygulama başladı. 2018 yılında sisteme çok ciddi bir kişiler, çalışanlar girecek. Bunların durumu ne olacak, nedir, ne değildir, bunları konuşacağız. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz buraya. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de bizlerle sorularınızı ve aynı zamanda varsa yorumlarınızı da paylaşırsınız. Az sonra taşeron işçilerin kadroya geçişi, ki 12'si son gün artık tarih. Çok da az bir zaman kaldı. Konuşmaya Resul Kurt'la başlayacağız efendim. Evet efendim, Resul Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine beraberiz. Yine beraberiz. Çok soru geldi. Var. Evet. Ama hakkı da veriyorum. Biz normalde yani haftada bir araya geldik. Bu sefer biraz fazla izleyicimiz oldu. Sayesinde iki kere bir araya geldik. Tamam, ne güzel canım yani. İmkan olsa her gün bir araya gelsek de sohbet etsek. Şimdi dediğim gibi sorular çok fazla. Çok da kafada soru işaretleri var aslında. Bir de işin o boyutu var. 12'si galiba son gün. Zaten çok az bir zamanda kaldı. Son günde başvuracaklar. Şimdi 11 Ocak. 11 Ocak son gün. Orada bir düzeltme yapalım. Şimdi dünkü sorulardan bir kısmı şuna yönelikti. Baktım devam edeceğim buradan da. Bu tarihte, yani bu dönem içinde işçi olan ama işte askerde olan, hastalık olan, hasta olan, raporlu olan ve hamile olan kadınlar da, doğum izninde olan kadınlar da, ya da işte başka bir nedenden dolayı çalışamayan, bu süre içinde çalışamayanlar bu haklarını kayıp mı ediyorlar? Yok. Gerek şu an askerlik hizmetini yapan, daha önce o kadroda çalışmış olup da o kadroda çalışırken askere giden ve 4 Aralık tarihinden sonra askerden döndüğünde başvurusunu yapan kişiler de yine bu haktan faydalanacak. Yine 4 Aralık tarihinde doğum izninde olan veya hastalık izninde olanlar da, raporlu olanlar da yine aynı şekilde bu haktan faydalanmaya devam edecekler. Yani bunlarla ilgili de herhangi bir hak kaybı olmayacak. Peki. Kim nereye nasıl başvuracak? Soruların, dün baktım çünkü yayından sonra, soruların büyük bir kısmında bu içeriyor. Yani tabii kim nereye başvuracak ve nasıl başvuracak? Yani bu başvurunun bir yöntemi var mı? Bir dilekçe mi yazacak? Bir şey mi yapacak? Ne yapacak? Yani burada şu an 150 bin civarında kamuda kadrolu işçimiz var. Yani toplam kamudaki işçi sayımız 150 bin civarında. Bu yeni düzenlemeyle kadroya geçirilen kişilerin sayısı da bunun 6 katı. Yani yaklaşık 900 bin kişiye kadro verilmesini konuşuyoruz. Yani bu yapılan işlemin, bu düzenlemenin ne kadar büyük bir işlem olduğunu, ne kadar çok insana dokunduğunu anlayabilmek açısından çok önemli. Şimdi herkesin çalıştığı bir kurum var. Yani kimisi işte sağlık müdürlüğüne bağlı bir hastanede temizlik kadrosunda çalışıyor. Kimisi güvenlik kadrosunda çalışıyor. Kimisi bir kamu kurumunun hizmetlisi olarak, emekler olarak çalışıyor. Herkes bu kapsamda
kadroya geçmek için bulunduğu kuruma başvuracak. Yani herhangi bir taşeron şirkete başvuruya gerek yok. Başka bir kuruma, başka bir yere başvuru yapmaya gerek yok. Nerede çalışıyorsa o çalıştığı kuruma başvuru yapması gerekiyor. Bir başvuru formuyla beraber bir güvenlik soruşturması da yapılabilmesi için aile bireylerinin bilgilerinin de yer aldığı bir bilgiyi de paylaşmak suretiyle işte fotoğrafını, ikametgahını, sabıka kaydını, bu bilgilerini özür dosyası oluşturulabilmesi için ilgili idareyle, kamu kurumuyla paylaşmak suretiyle başvurularını yapmış olacaklar. Tekrar hatırlatalım, 11 Ocak bu başvuru için bir son tarih, mutlaka bu tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor. Uygulamada işte dün de bize sorular gelmişti, bazı kurumlar başvuruları kabul etmiyor diye. Evet. Daha sonra ben de baktım, hakikaten bana da çok sayıda bu şekilde sosyal medya üzerinden mesaj yollayan izleyicimiz olmuş. Kesinlikle eğer bu kapsamda bir çalışan olduğunu düşünüyorsa izleyicimiz, bir hak kaybına uğramamak için ilgili idareye başvurusunu yapsın. Niye başvuru kabul edilmiyor? Ben yani burada ki. Ben de idarecilerin bu inisiyatifini anlayabilmiş değilim. Böyle bir saçmalık olmaz. Bir insan bir dilekçe yazdığında, bir belge verdiğinde siz o belgeyi alırsınız, evrak kaydınızdan geçirirsiniz, evet. Kabul edilmemiştir diye cevap verirsiniz. Yani siz kendi keyfi davranışınızla bir insanın hayatını etkileyecek bir davranışta bulunabilmek hakkına sahip değil. Suç tabii ki bu. Yani, bakanlık, yani hükümet açıklamış. Kardeşim şu tarihe kadar bulunduğun kuruma başvur. O kurum, hayır ben senin başvurunu kabul etmiyorum. Yani hem suç hem de böyle vebalin altına nasıl girerler ya? Nasıl bir kafadır burada, bu yani? Yani burada bir vatandaşın eğer böyle bir hakkı yoksa, siz dilekçesini alırsınız. Sevgili işçi kardeşim, ben senin dilekçeni alıyorum ama bak sen şu maddeye göre %70'den daha az bir işçilik oranına sahip bir işte çalışıyorsun. Dolayısıyla da senin yapmış olduğun iş bu kapsama girmiyor diye cevap yazarsınız. Bunun bir izahı var canım. İzahı var tabii. Veyahut da işte bakın, bu sosyal tesislerde çalışanlar da bu kapsama girmiyor. Yani özellikle birçok kamu kurumunun sosyal tesisleri var. Bu sosyal tesislerde de çalışan taşeron işçisi kardeşlerimiz var. Bu işçi kardeşlerimiz de bu kapsama girmiyor. Veya kamu kurumlarının çağrı hizmeti aldığı kurumlar var. Bu çağrı hizmeti veren şirketlerde çalışan kişiler de bu kapsama girmiyor. Dolayısıyla kapsama giren bir kişi ise değerlendirirsiniz. Girmiyorsa gerekçelerinizle cevap verirsiniz. Bilgi sayalım. Onları da aslında vermek lazım. Şimdi Harun Bey sormuş. Kadroya geçtik diyelim. Bir sene sonra evlendim. Eşim şehir dışındaysa nasıl olacak? Tayin hakkı hiç mi yok? Yani şöyle, işçi kardeşim bulunduğu kurum, bulunduğu ilde önce çalışıyor. Kardeşim bir kadroya gir. Yani şöyle, hani şu anki pozisyonda bulunduğu kurum. Sonra bir evlen. Daha evlenmemiş de. Ne? Harun Bey önce bir kadroya gir, sonra bir evlen, sonra da bir sene sonra bakalım, dur acelenme. Ama belki yani hani bir yön almak istiyor olabilir. Yani şu an için tayinini bir başka ile alırmış gibi plan yapmamasında fayda var. Ama ileriki dönemlerde kurumlar bu tür bir beca işe izin verebilir. Ama bunun şu an için bir altyapısı olmadığını söyleyelim. Aysun Hanım diyor ki lütfen cevap verin siz. Yemekhanede çalışanlar neden kapsam dışı? Çünkü yemekhanede yani çalışanlar kapsam dışı. Yemekhanede mi? Çünkü siz en önemli yer. Yani en önemli yer ama yapılan işin niteliği salt işçilik değil. Yani siz sadece malzemeyi idarenin aldığı bir yemeği yapmıyorsunuz. Yani orada malzemeyi de yüklenici firma, taşeron diyeceğimiz yüklenici firma tedarik ediyor. Yine bütün ekipmanları da onlar tedarik ediyor. Yine aynı şekilde çalışan aşçılarımızı, aşçı yardımcılarımızı, mutfak elemanlarımızı da temin ediyor. Dolayısıyla yapılan işin niteliği personel çalıştırmaya dayalı bir iş olmadığı için yemekhane hizmetleri bu kapsamda olmuyor. İl özel idarelerde kadro durumu nasıl olacak? Önce mevsimlik işçi olarak çalışıyorduk. Şu an şirket elemanı olarak çalışmaya devam etmekteyiz diyor. Yani il özel idareleri, mahalli idareler, yerel yönetimler, belediyeler bu anlamda bir şirketleri olacak. Bu kurdukları veya kuracakları şirketlerde bütün taşeron işçilerini tek bir şirket bünyesinde toplayacaklar. Dolayısıyla il özel idaresinde çalışan arkadaşlarımız için de il özel idaresi bu kapsamda
kendilerini kadroya alacak. Onların bir şirket vasıtasıyla kadroya alınmaları söz konusu olacak. Belediyelerdeki taşeronlara kadro diyorlar ama belediye şirketine geçiş olacak. Şirket iflasını açıklarsa ne olacak? Ayrıca ikramiye alabilecek mi belediye şirketine geçenler? Yani şöyle, niye alamıyorlar? Yani bir kere şunu söylemek lazım. Yani biz bir taşeron şirketine güveniyoruz ama belediye şirketine güveniyoruz. Belediye şirketi iflas ederse arkasında belediye var. Hiçbir bu anlamda sıkıntı yaşanmaz. Belediye şirketi niye iflas etsin? Belediye şirketin iflas etmesi ne demek? Yani şöyle hani belediyelerin şirketleri var, onlar iflas. Yani niye iflas etsin? Yani. Çünkü iflas belediyeden etsin? Parasını alıyor. Yani belediye şirketinin iflas etmesini gerektirecek bir durum yok. Sizin yaptığınız işin karşılığında, verdiğiniz hizmetin karşılığında aldığınız bir para var. Bu parayla işçilerin ücretini, sigorta primlerini, vergisini ödüyorsunuz. Dolayısıyla da bu iflasla ilgili herhangi bir sorun yok. Bir şey daha söyleyelim. Devlet güvencesinde, yani personel çalıştırmaya dayalı işlerde çalıştırılan işçi kardeşlerimizin kıdem tazminatları devlet güvencesinde 3-4 yıl önce yapılan bir düzenlemeyle daha önce taşeron şirketler tarafından ödenen kıdem tazminatları kamu üzerine geçirildi ve personel çalıştırmaya dayalı kamu alınan ihale işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatları ödenmesini gerektiren bir durum söz konusu olduğunda da yine kamu tarafından ödeniyor. Burada kıdem tazminatı ile ilgili bir hak kaybı yok. Burada en büyük problem feragatnamede yaşanıyor. Yani işçi kardeşlerimiz en çok burada tereddüt ediyor. Feragatnamede geçmişteki bir takım mahkemelerle ilgili haklarından vazgeçtiğini söyleyen düzenlemeler var. Ve bununla ilgili de Sayın Çalışma Bakanı da açıklama yaptı. Bu konuda feragatnamelerin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini, bu işçilerin yıllık izin ve kıdem tazminatı haklarına herhangi bir halel gelmeyeceğini ifade ettiler. Zaten hukuki olarak da böyle bir şey mümkün değil. Yani sizin herhangi bir işçi kardeşimizin kıdem tazminatını veya yıllık izin hakkını silmeniz hukuken de mümkün değil. Peki Kasım Bey der ki devlet hastanesinde rapor alanlarının yerine gelen güvenlikçiler kadroya geçebilir mi? Yani güvenlikteki çalışan işçi kardeşlerimiz de, güvenlikçi kardeşlerimiz de aynı şekilde kadroya geçiyorlar. O sırada işte normal olan eleman izinde ya da hastalık izninde onun yerine gelen bir kişi var. O da yani geçebiliyor değil 4 mi? 4 Aralık günü oradaysa geçebiliyor. Geçecek yani. İşkur tarafından okullarda görevlendirilen temizlik görevlileri de bu kapsama giriyor mu? Yani bu toplum yararına çalışma projesi, toplum yararına projesi dediğimiz bir bravo, proje. Evet. Bu projenin amacı özellikle korunmaya muhtaç olan dezavantajlı kesimlerin, iş bulmada problem yaşayan fakir yoksul insanların ihtiyaç duyulan kamu kurumlarında, bu daha çok okullarda ve sağlık kurumlarında olabiliyor. Evet. Veyahut da bahçe bakımları veya ağaç dikimi gibi işlerde toplum yararına çalışma projesi uygulanıyor. Burada İşkur'un gerçekten çok güzel projeleri var. Bu da onlardan birisidir. Burada çalışan işçi, emekçi kardeşlerimiz bu kapsama girmiyor. Yani onlar bu bizim taşeron kapsamında değerlendireceğimiz insanlar değil. Peki. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kültür merkezine tüm temizlik, güvenlik, kütüphane, sessiz teknisyenleri, İSMEK çalışanları, herkes kadroya alındı. Sadece biz teknik personeller kadro dışı evlaklarımızı teslim almıyorlar der. Yani şöyle İsmail biraz Bey. Önce de söyledim. Bu personel çalıştırmaya, teknik hizmetler personel çalıştırmaya dayalı işlerden %70'in altında kaldığı için personel oranı bu kapsama girmiyor. Yani sadece bir personel işi verilmiyor, bir personel hizmeti verilmiyor. Diyelim park bahçe süpürülmesi, temizlenmesi veya güvenlik hizmeti, orada işin ana konusu bu. Yani işin ana konusu bir güvenlik noktasında bir güvenlikçi kardeşimizin nöbet tutması veyahut da bir parkın bahçenin temizlenmesi. Ama bu işlerde, peki, bir şey teknik işlerde böyle değil. Anladım. Resul Hocam, bu hangileri kapsam içine girer, hangisi kapsam içine girmez? Bu bir yerde açıklanmadı mı? Bu var, Çalışma bununla, Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Nerede var? Usul ve esaslarda var. Adres verin, yani, oraya baksın. Yani usul ve esaslar diye yayınlanan bir düzenleme var. Kanun hükmünde kararnameyle. Aynen öyle. Yani internette bir arama motoruna 696 evet. sayılı KHK usul ve esasları diye yazıldığı zaman çok uzun bir metindir. Buradan bütün detayları, bütün ayrıntıları vatandaşlarımızın okuyabilme imkanı var. Bakın, personel sayısının dokümanda belirtilmiş olması.
Personelin çalışma saatlerinin tamamının idarede kullanılması, yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyetiyle varsa yemek, yol ve giderleriyle işçilik giderinden oluşması. Yani işçilik maliyetinin %70'ten az olmaması, daha yukarıda olması. Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde bir iş olması gerekiyor. Park ve bahçe bakım onarım işleri, çöp toplama işleri, cadde, sokak, meydan, oradan okusunlar. Hizmetleri. Hocam sorulara cevap verelim, 2 dakika kaldı giriyor. Bir şey daha var Muharrem Bey. Bu idarelerin yurt dışı teşkilatlarına dayalı işlerde çalışanlar, sosyal tesislerde çalışanlar, danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemleri, çağrı merkezi işleri bu kapsama girmiyor. Girmiyorlar. Evet. Kitlerin durumu ne olacak diye herhalde dünden beri 100 tane yani mail ve Twitter geldi. Bu kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenleme kitlerdeki taşeron işçisi kardeşlerimizi kapsamıyor. Zaten Türk İş, Hak İş, DİSK gibi emek sendikalarının da en çok talepte bulunduğu nokta burasıdır. Yani buraya çok talepte bulunuyor sendika genel başkanlarımız, konfederasyon başkanlarımız. Bu konuda çok talepkar. Biz de buradan seslerini duyurmuş olalım. Kitle Aytaç söylüyor, kamu iktisadi teşekkülü. Bir Twitter'dan ismi okuyamadım. Bazen böyle bir şık oluyor işte. Belediyelerdeki taşeronlar şirketlerin kadrosuna geçenler tediye alabilecek mi? Ayrıca statüleri ne olacak? Belediyedeki taşeronlar. Yani onlarla tediye ilgili de bakanlık bir çalışma yapıyor. Bu 450 bin kişiyle ilgili bir tediye ödemesi bakan Sayın Jülde Sarayeroğlu açıkladı. 52 günlük bir ilave tediye ödemesi yapılacak. Bu da yaklaşık 5 bin liraya yakın bir paraya karşılık geliyor. O da geliyor. Bir sene içinde bölünecek galiba. 4'e bölünerek 4'te ödenecek. 4 bölüm halinde ödenecek. Ya şimdi süre bitti ama ya bir cümle bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorum. Yani düne kadar bu taşeron çalışan kardeşlerimiz bağırıyorlardı yıllarca, kadroya giremiyoruz, kadro diye. Şimdi kadroya alıyorlar. Ha o mudur, şu mudur, odur, budur diye yani neredeyse hani almayın diyecekler. Ya hazır kadroya bir girin de sonrasında bir bakarız değil mi? Yani inşallah düzelir. Yani tabii o insanları da anlamak lazım. Şöyle yıllardır çalışıyor. Devlette aynı kurumda, aynı masada, aynı ortamda çalışıyor ve istiyor ki ben de diğer çalışanlar gibi o kurumun bir kendi o kuruma ait hissedeyim istiyor. Ve bununla ilgili de bir uzun zamandır bir arzu var. Ama bir eksiklik varsa tamam da hocam, olabilir. Bu eksiklikler de zaman içinde. Şu düzenleme olmasaydı belki daha 10 yıllarca aynı şekilde gidilecekti. Resul hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Haftaya yine gel. Bu bir hafta devirme yani. Tamam mı? Hani bu hafta geldik 2 kere, bir hafta beni mazur gör deme. Haftaya görüşürüz. Hocam az sonra tekrar huzurlarınızda olacağız efendim.